Migros'tu. Akköprü Migros'tu. Ankamol adını sonradan aldı. İki tane AVM vardı Ankara'da. Bir Atakule vardı. Onu zaten biliyorsunuzdur. Ama duymuşsunuzdur Atakule'yi. Sizden duymuşsunuz. Bir Atakule vardır. Vardı eskiden. Bir de Ankamol vardı. Atakule'de bir şey bulamazsan Ankamol'a giderdin. Şimdi her yer şura AVM'dir büyük ihtimal mesela yani. Değil ama AVM'ye benziyor. Yakında AVM yaparlar bunu. Atakule bana biraz şey geliyor. Hani içeri girmek bile ücretli gibi bir ismi var sanki. Hani İstanbul'daki zorlu gibi. Atakule'nin girişinde şeyler var böyle. İngiliz şeyleri var ya. Böyle kırmızı uzun pardesü giyen şeyler vardır böyle. Şöyle dururlar. Şapkaları falan vardır. Biliyor musunuz? Kapıyı onlar açıyor falan böyle ama yani içeride yayla çorbası içiyorsun girip. O adamın açmasının ne anlamı var ki? O açıyor gidiyorsun kotondan şey falan alıyor. Çorap alıyorum. Ama Atakule biraz eskiden değil ama şimdi pahalı. Diğer Atakule bir 10 sene falan kapalı kaldı. Sonra açıldı ama tabii eski tadı vermiyor be. Eski çocukluğumuz geçti oralarda. Az yaramazlık yapmadık. Atakule'nin yanında bir AVM daha var değil mi? Siz videoda gitmiştiniz. Atakule'nin yanında yok. Atakule'nin yakınında var da yanında yok. Atakule zaten konum itibariyle baktığınız zaman hiç AVM olacak gibi değil yani. Şey böyle. Şehrin bildiğin ortasında. AVM'ler genelde şey yapılır ya. Hani böyle biraz işte cadde üzerine ya da ne bileyim işte böyle biraz atıl bir yere yapılır. Arazi itibariyle. Atakule en eski yerleşim olduğu için Ankara'da onun yeri çok yerinden kazanıyor zaten. Siz de Ahmet'in kanalına Baboliler Team'e şu anda bir abone olarak benim adıma Ahmet'e teşekkür etmiş olabilirsiniz mesela. Çok benim de hoşuma gider. Beni de çok mutlu etmiş olursunuz.